Yalova'dan Fransa'ya doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde tespit edilen 15 kaçak yolcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başından sonuna koordinasyonuyla İtalya'nın Napoli Limanı açıklarında gece operasyonuyla yakalandı. Şimdi o operasyon nasıl gerçekleştirildi? İtalyan güvenlik güçleriyle nasıl temas kuruldu? Nefes kesen operasyona ilişkin dakika dakika neler yaşandı? Onları ekrana getireceğiz. Askerler helikopterle gemiye indi, kaçakları saklandıkları yerde buldu. Uluslararası sularda nefes kesen, aksiyon filmini andıran görüntülerle kaçak operasyonu gerçekleştirildi. Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular koordine olunan İtalyan güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gemiden indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Kuraloğlu operasyona ilişkin, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor. Denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı. Peki o operasyon nasıl gerçekleştirildi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dakika dakika yaşananları görüntülerle birlikte paylaştı. Haber Bakanlığa gelir gelmez hareketli dakikalar başladı. 9 Haziran saat 11.20 sularında gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarla harekete geçildi. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da gelen bilgileri anlık takip ederek bölgedeki duruma ilişkin bilgi aldı. Gemi kaptanının kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrası ise uluslararası yetkililerle irtibat kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı. Saat 17 sularında Napoli karasularına yaklaşan gemiye İtalyan polisinin giriş yapabilmesi için izin verildi. Ancak normal yollarla gemiye giriş yapılamadı. İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye inmek için izin istedi. Bakan Uraloğlu koordinasyonunda operasyonu koordine eden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından gerekli izinler verilerek ilk olarak Türk mürettebatın güvenliği sağlandı. Gemiye iniş yapan güvenlik güçleri uzun bir süre kaçakları saklandıkları yerde bulmaya çalıştı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı.